yaklaşık 10 sene önce falan yurdumuza Gürcistan'dan girdi. Artvin, işte Rize, Trabzon üzerinden. 200 sene önce de bizim bölgemize, Ordu, Giresun, işte geçen sene yoğun olarak Fas'ta da görüldü. Ve geçen sene yine bizim ilçemiz Terme'de de görüldü. Şu anda da takipte. İlçe Tarım Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlüğü bu konuda çok dikkatli davranıyor, takip ediyor. Günde 25-30 kilometre uçtuğu söyleniyor. Yılda tabii mevsime göre 1-2 hatta 3 nesil verdiği söyleniyor, biliniyor. Çok çabuk yayılıyor. Tabii bunlarla mücadele etmemiz de gerekiyor. Şu anda kış dönemlerinde özellikle bu kokarca sığınaklarda, ev ve ahır çatılarında, samanlıklarda, evlerin balkonlarında kışlıyor. Ama yaz sıcakları başladığında işte yaklaşık 300 çeşit üründe zarar verdiği tespit edilmiş. Fındık değil sadece. Bu meyvelerde, sebzelerde dahi zarar verdiği tespit edilmiş. Bununla mücadele etmek gerekiyor. Tabii ki mekanik mücadele dediğimiz gördüğümüz yerde ihmal etmemiz gerekiyor. İşte balkonlarımızda, çatılarımızda. Yine yeni yeni feromon tuzakları, yani o cezbedici tuzaklar artık yerleştirilmeye ilk tarım müdürlükleri kanalıyla. Şu anda köylerden, işte çiftçilerden aldığımız duyumlara göre bahçelerde, fındık bahçelerinde, hatta diğer meyve ve sebzeler üzerinde görüldüğü duyumları alıyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin bu konuda dikkatli olmaları lazım. Tabii mekanik mücadele bu sahada yapmak biraz zor oluyor. İlaçlı mücadeleyi yapmamız lazım. Ancak yöredeki bahçe sahiplerinin aynı günlerde, aynı haftalar içinde ilaçlı mücadeleyi mutlaka beraber yapmaları lazım. Çünkü bir bahçeyi ilaçlarsa, öbür bahçe yapmazsa bu işi, yine bu işin önünü alamayız. İlçe ve il tarım müdürlüklerinin tavsiye ettiği ilaçlarla ve tavsiye ettiği yöntemlerle ilaçlı mücadeleleri mutlaka aksatmadan yapmaları gerektiğini buradan ben bir sektör paylaşan olarak duyurayım, tekrar edeyim.